Evet, herkese selamlar. Markete geldik. Sebzeler burada. Bir şey alacaksın. Biraz mandalina aldık. Armut 23 liraymış. Aynısı şurada da var ya. Aynısı mı? Evet, devde var. 20 lira. Ne yapayım? Ne istiyorsun? Tamam, küçük su alırız. Limon? Ne limonu kız? Limon. Tane alacağız dedi. 3 kişiyiz, 3 tane armut aldık ona. Evet. Avrupalı öyle yapmıyor. 4'e bölürüz. 3 kişiyiz ya, birer tane armut yeter bir akşam. Yeter. Şuradan bir tane içecek alayım. Darma gelişir. Ne var? Bir tane alabilirsin sadece. Başka yok. Evet öyle. Yarım kilo da kıyma alıyoruz. Eksik bitmiyordu. Yeşil mercimek. Bugün var ya, biz o yeşil mercimeği alamayacağız. Hep unutuyoruz. Unutacağız. Şu taraftan geçelim, oradan o tarafa geçelim. Orada sanki yok o olaylar. Sence? Yok, bu sadece bakmak için. Gidin. Deterjan fiyatları şey olmuş zaten. Sabun bölümü parası. Bebek deterjanlarına baktın da. Kaç paraymış? O yumuşatıcı da. Şu sıvı sabun. 50 lira iyi. Sen kaç almıştın? 45 liraya aldım. Ben işte diğer marketten almıştım. Zaten tozlu da iyiymiş. Ha? Şu Roxy'den alıyordum sarıyı. 42 lira. Bir dahakine belki toz deneriz. O da mı iyi oluyor? He, o da iyi oluyor. Islak mendiller var. Bebek bezlerini şu anda bakamıyoruz. Çöp buzdolabı poşeti. Şurada olacaktır. Şu indirimdeymiş. Hangisi? Orta boy alsak yeter bize. Küçük boy da olur. Küçük mü? Küçük çok küçük olmuyor. Tamam, ver sana, tamam. Biz hep orta alıyoruz ya. Bana ver, bana. Bu ne? At. O buzdolabı poşeti. Çöp torbasını yeni almıştık. Evet, hatırladın mı? Anne, yeşil mercimeğe doğru gideriz. Dur, mercimek olacak. Ne demek? Orada mı gideceksin? Evet. Nereden biliyorsun sen? Dur, önüne açık. Bir şey istiyorsan bir tane alabilirsin. Bir tane. Hayır, onu alamazsın. Sıvı yağımız bir iki ay gider, var. Bana kalsın. Evet. Tamam. $27.95 indirime girmiş. Evet. Ama şuradan domates alacağım. Ben kırmızı domates daha mı pahalı? Yok, $18.95. Yok. Yok. $18.95 anne. Tamam. Normal. Evet, kırmızı kaç para? O 30 lira. Ne? Acı mı verdin? Aşağıdaki daha azdı. Tekirdeğin karakolu var değil mi? Vallahi var var. Telefonda uygulama falan şey yok. Cihaz yok bize kart için. He, yok. Maydanozumuz var mı evde? Bahçede var. Anne. Alacaksan al, bilmiyorum, bahçede var.
Evet. Aynen. Evet. Yunusçumun kesesine bereket. Hani ondan durmaz ki. Sarı kenarda bekle. Dururlarsa hatırım kalır. Zaten ben onu veririm. Tıkıt kart vardı da. Onunla alışveriş yaptık. Sadece bu markette geçiyor. Makineyi başka yere göndermişler. Olabilir. Çekemediler, kartı bıraktı. Evet. Bu tarafın... Orası daha pahalı. Pahalı ama mecburdan yani oradan alıyoruz. Oradan geçiyor. Diğer marketlerde geçmiyor. Geçse? Şeyde A101'de falan geçse. Oo, şokta. Tabii canım. Niye öyle anlaşma yapmıyorlar ki? Ya orada demek ki öyle şeylere girmiyorlar. Bence girsinler. Çünkü alışveriş yapan o şeyden oluyor. Tabii canım. Yani... Eve gelmiş bulunmaktayız. Anne yere bir şey düşmüş. Yatsı ezanımız okunuyor. Ay kafam öyle dolu ki. Niye dolu? Kafamda. Kafanda neler var söyle bakalım. Kafamda ne var? Anne sen gene yanlış mercimek almışsın. Niye? Yeşil mercimek alacaktın. Hayır ben kırmızı mercimek alacaktım. Ha. Yeşil nereden çıktı? Öyle sen diyorduk. Sen yeşil diyorsun ben kırmızı diyorum. Sen öyle demiştin ya bana. Yok. Sen Kırmızı mercimek var dedim ben sana. Yeşil mercimek yani yeşil, yok dedim. Diyorum yeşil mercimek. En arkada var çorbasını yapacağım diyorum. Yeşilin olmaz ezme çorbası. Ha, ben nerede bileyim. Kırmızı mercimek var. Olsun. Kar kışta yeriz çocuklar. Bol bol köfte. Erişte de var zaten biliyorum. Bol bol mercimek köftesi yaparız. Neden? He. Anladım. Elif'i çağırırız. Elif çok seviyor ya. Azıcık bir çorba yapacağım da onu ayarlıyorum ben aslında. Şöyle dedim. Hem bir taraftan döküyüm. Hem bir taraftan yıkayayım. Sare oradakileri getir. Havucumuz var değil mi? Rendeleyeceğim içine. Bir de patates rendeliyorum. Genelde ondan yapıyorsun ya. Yok. Dün akşam hatta kalkacaktım. Geç vakit varmış demek ki kalksam da. Yani. İyi. Şöyle dökeyim de pirinç. Diğerinden yoktu. Hatta bir damlacık da ben pirinç koyuyorum kızım buna. Yok bir şey. Onu bir şey biz ezogeline koyuyoruz. Yok anladım ben de çok az koyuyorum. Hmm. Koyulaşsın diye. Anladım. Seviyorum koyu mercimek olacak. Çorbası. Koyulu sulu sulu. Oraya uğradık. Buraya uğradık. Vallahi yorulduk. Yorulmadık. Neyse yalan. Aşağı yukarıya aygazımı aldım. Gel. Aygaz değil ocak. Hayır ocak işte. Aygaz diyorum ben ona hep. Şu neymiş? Gel getir açayım. Hesabı ne? Bulgur mu? Ha ya bulgur anne. Ama onu karıştırma bence. O daha bulgur değişik. Bulgur başka herhalde o var işte. Yok bu da bulgur. Esmer bulgur bu. Anne bulgur açayım. Burada ya. Bu bulgur. O esmer bulgur. Şuna. İnce bir şey. Şuna. O da kısırlık bulgur. Kurulu suyumuz da var. Yona. Suyumu aç diyor. Anladım. Ter şeriyemiz az mı? Hı-hı. Onu doldurabiliriz. Ter şeriye az olduğuna göre. Evet. Sevmiyorum ben de bu kaplara koymayı. Onu sen koymuşsun. Ha? Onu sen koymuşsun. Onu ben koymuşum. Yer yok diye de. Bu şey mi? Fatura şekeri. Aynen. Ay bunu içine bir şey mi soktunuz? Bir şey sokmadık. Hemen biliyorsun kıtlaşıyor. Yapma yapma. Susam var. Onu dökeceğim. Küçük şey var orada. Hı hı. Yok bu iyi. Büyük mü? Altta da var. Susanı Samsun'dan getirdim. Hı. Çöreklerin üstüne seviyorum. Aynen güzel. İki kavanoz dediğim küçük küçük.
Bir tanesi küçüğü mü bu? Orada küçüğü var. Ama buna kapak bulabileceğiz. Büyüğünü yapsaydık mı yoksa? Kapak var burada. Burada olan kapak var mı? Burada işte. Evet, tamam. Buna oldu. Buna oldu. Aynen. Anne babam, şöyle bana dinozor karakteri çıktı bakın. Oo. Dinozor karakteri mi? Hmm. O ne demek? Çikolatasının içinden çıkmış. Hmm, çikolatanın içinden. Evet. Dinozor karakteri çıkar. Bir don biber aldık. Biraz muz aldık. Olmazsa olmazlarımız. En ucuzda yine meyvelerin içinde muz. Baktığım muzu ben zaman... dışarıda bırakmıyorum. Hemen. Ya, bunları dışarıda bırakmak zorundasın. Karınca geliyor. Ha, o yeşilse tamam. Ha, yeşil bu. Burada elma var herhalde. Evet. Her akşam elmayı da göremedim ya. Canım bir şeyler istiyor. Allah'ım bir toparlayamadım kendimi. Gece arandım. Meyve aradım ama. E var. Bulamamışım. Varmış ama. İki tane patlıcan. Dolapta bir tane daha var. Birazcık mandalina. Aha düştü anne. Ben zaten diyor ki saça. Buradakiler ne, kağıtları atayım mı? Ne, onları ben alacağım. Yarıyor ki burada. Orada biriktiriyorum, sonra hepsini poşete koyuyorum. Hı? Onlar önemli. Ah. Ben atarım çünkü onları. Şu peşete. Siz mandalina mı seçtiniz Allah aşkına? Hangisi seçtiniz? Sare mi seçtiniz? Ben seçtim. Niye bu kadar şey? Kabukları öyle yani, yapacak bir şey yok. Hepsi öyle. Kabukları hep öyleydi. Vallahi önemli olan değil. İçi. Değil demek ki. Bir tane daha yerde var anne. Demek ki çürük değil. Kabukları acayip. Hı hı. Çünkü oradan adam seçiyordu. He. Onlardan aldım. Bunu mide koyacağım burada. Bunu çıkarayım oradan. Poşetin güzelliğine, sağlamlığına bak Ezra. Çok gerçekten sağlammış. Bayağı bir sağlammış yani. Evet. Bayağı bir sağlammış. Bu da yırtılacak ha, elim böyle bir yapsa. Dört. Kıymalı rengi mi değişik? Bembeyaz. Çok yağlı çekmiş bence. Ya bak insan bir sorar ya, bir sorar. Ya bu kadar olmaz ya. Ben sevmedim bu marketi. Söyleyeyim size. Ya mecburen girdik. Öbürküne gideriz. Aynı marketin öbürü de. Aynen. Paşabahçe'de var ya. Yok, aynısı değil. Hayır, Paşabahçe'de dinlemiyor mu kısa? Soğuk suda dört yolda var ya. Yani aşağı orayı da dinliyorum. Bir oraya bakmak lazım. Aynen. Normalde bu gittiğimiz market el değiştirdi. Yani diğer firma bu firmayı devretti. Benim de eski çalıştığım market. Ama isim değişikliği yok, eser yok orada. Yok, tabii. İsim değişikliği oldu, bir de ev değiştirdi. Bakalım dedik ya. Mecburen oradan almak zorundaydık. Çünkü o kart orada geçiyor. Başka yerde de geçmiyor. İnşallah onu genişletseler ne güzel olur değil mi? Evet. Patates alayım, suyu. Bir tane kadın bile diyordu. Buraya ancak yemek kartı olanlar girer diyordu. Çok pahalı diyordu. Yani öyle ama. Mecburen biz de girmek. Baktım ben şeyleri, fiyatları gördüm canım benden. Yani bayağı bir kalklıyor. Aynen. Yazık değil mi bizlere? İndirim nereye yapmış ya? İndirim nereye yapmış Allah aşkına? İndirim nereye yapmış? Elindeki sindirim yapıyorlar, indirim değil. Geçirme yapıyor. Türkçesi o mu? Bu ne? Çıkmazsa. Bakacağım şimdi. Ne oluyor? Hayır, çok yok. Annemin acı biberi. O bibersiz olmaz. Çorbaya... 319 TL'ye tutmuş. Ben de diyorum 200 küsur duydum. Vay da. Vay, ben sana dedim ya kızım. Ha.
Şey dedi, mağazada da orada karıştırdın, o da 4'e yakın. Yani 2 kusur mu dedin, ne dedin? Ama ne o? Aldıklarımız. Şey, diğer dünkü aldıklarımız mı? Neyden bahsediyorsun? Mağazadan ya, tüp mü aldık ya. Ona bakacağım şimdi. Ha. Onu da sen eksik söylüyorsun, ben biliyorum. Tamam. Ben şeyden bakarım şimdi senin. Bana verdi ya. Videomuzu kağıt. Tamamlayalım. Oradan bakarım ben. Alacaklar listesinden. Kıl verdim üstünde. İki tane saç vardı. Ben o iki saça gelmeyin dedim ama. Gelmek istemişler. Biz gerçi dolma yapacağız ama bu kadar da yağlı olur mu dolma? Yarısını dolma yaparım. Şaşırdım ben. Yarısı... Anne. Heh. Şu kadarını bari şeye koy. Ne? Ne bileyim, çok beyaz vermiş. Çok beyaz. Resmini çekelim. Ya ne bu? Yarın kart almaya gideceğiz ya. Ya götürsem mi acaba? Hani götürmesen ne yapacak ki? E götürürsen bunu alsın. Anladım. Gerisini biz anlıyoruz. Yani sinirleniyorum. Oradan sen para çekerken verdim. Ben tezgahın arkasından görmüyorum bunu. Para veriyoruz sonuçta yani. Bu kalsın böyle bence. Ben bunu götürürüm yarın. Sırf yağ. Bana yağ mı yedireceksin orada? Para verdi sonuçta. Allah Allah. Sor bir yağlı mı, orta mı? Ama hepsini yağ koymuş. Beyaz yağlı koymuş. Karışık koysa tamam. Et yok içinde. He. Eriyecek, o gidecek dolmanın içinde. Yani. Ben bunun yarısını dolmaya saklayacaktım. Yarısını da dedim yemeğe koyalım. Herhalde canım. Vallahi ağız tadıyla hiçbir şey yedirmiyorlar. Tamam, ben açacağım onu. Hiçbir şey yedirmiyorlar insana. Evet. Ne yapıyor? Kuşa mı yem veriyor? O şey yaptı mı ya, gaga taşı. Onu içine koyduk. Gaga sızlamasın diye mi yapıyorlar onu? Hı hı, sürtüyor aynen. Sürtüyorlar. Hı. Hemen bir mercimek çorbası atayım da. Evet, dün de. Azıcık da fırına ekmek koyarım, şöyle kıtır ekmek yaparım. Dün aldıklarımızı çekmemiştik. Dün ne aldık? Bugün biz alalım dedik. Dün kahvaltılık ha, aldık. Ha, kahvaltı aldık. Hemen hemen. Biz zaten halim mi vardı yürümeye? Aynen. Ama şimdi Yunus dedi ki, senin hani anne dedi, senin sevdiğin şeyler oluyor dedi. Sen dedi alırsın dedi. Ben şimdi alırım dedi. Şey yapmazsın dedi. Evet, pazar günü öyle diyor, arıyor. Sen diyor gelince alırsın diyor kahvaltıyı. Gönlünü yapıyor. Hatun diyor. Senin peynirin diyor değişik. Evet. Yunus süzme peynir sever. Ben sert yağlı olacak. Benim için fark etmiyor ama. Esra arada geçiriyor iki tarafla. Ama senin tabii damak zevkimiz aynı. Şeyi seviyoruz. O. Ben biraz kaliteye herhalde ağırlık. Az olsun. Şöyle biraz ezine peynirler oluyor ya, böyle yağlı sert. Onu almamış. O pek düşmez zaten öyle şeylerin üstüne. Ona ne verirsen o. Anne der, bir şeye ihtiyacın var mı? Ben sana hani elimden geldiğince veririm. Sen de bakarsın abi. Yani çaresine. O iyisiymiş, kötüsüymüş pek. Karnı doysun yeter diyor. Ayrım yapmaz evde, sormaz, sorgulamaz. O huyu çok güzel. Aynen. Gerçi erkeklerde bu var çoğunda. Bunu biliyorum ben. İçinde işte. Kadınlar sorgular onu. İçinde 100 küsür bir şey kaldı herhalde. Olsun, bakarız yani, o kıymayı da geri veririz. Hemen hemen 1 milyara tekabül ediyor yani. He. Zaten artık markete gidince ne alacağımız olur belli. Her şey dünya pahası olduğunda, evet. 1 milyar markette yetiyor mu? Yetmiyor. Yani her şeye yetmiyor. Yok, içinde deterjanı yok, eti yok. Hiçbir şey yok. Yani. Ay, yarım kilo dedim kıyma sıkıştırayım ama. Sıkıştıramadık bak, kıymayı. Ona da kazık attılar bana galiba ama götüreceğim ben, onu kabul etmiyorum. Yani. Kavurdum o yağ, bir avuç yağ bile çıkmaz. Bir de köfte yapacağını düşünsene. He. Yağ yiyeceğiz, köfte değil yani. Aynen. Et yiyeceğiz ama eti yemeyeceğiz yani. Et mi yiyeceğiz, dert mi yiyeceğiz? Şunlar buraya çok geliyor Esra. Böyle açıkları buraya koyarız. Kapıları bir yere yer yaparız. Kapısını şey yapıyorduk ya. Heh. Yukarı koyuyorduk. Kasın içine koyarız. Şu şeye koymuştun, ekmek kutusunun içine. Onun içine yine koyarız ya. Evet. Ya para her şey. Olsun Rabbim. Sağlık verdikçe boğazımız durmayacak. Çalışacağız, koşturacağız. Allah'ım olmayanlara daha çok versin. Allah'tan
Yunus oradan, ben buradan derken elimiz, tamamlıyoruz. Çalışıyor. Muhtaç olmuyoruz çok şükür. Aynen, çok şükür. Allah kimseye de muhtaç etmesin. Amin. Kimseye. Elle gelen öğün olmaz. O da derler ya, bugün olmaz. Aynen. Verilen sözler tutulmaz. Vaktinde gelmez. O yüzden neye güveneceğiz? Elimize ayağımıza. Annemle dedik bir dolma biber yapalım. Patlıcanlı. Esra çok seviyor çünkü. Patlıcanlı bir kıymalı yapalım dedik. Doğurmadan önce bir yapayım da yesin. Yarısını da dedik köfte yaparız. Ekmeğimiz var dolapta ama yarın zaten hastane işimiz olduğu için bir daha gideceğiz, o tarafa çıkarız. Gideceğiz. Zaten kart... Ay, bu kadar kaldı. Kartı da alacağız ya o zaman. Ha, kartı bıraktık oraya. Evet. Bakalım Yunus'a sorarız. Ama o beğenmeyecek annem. Çünkü Ben hadi diyorum ışıktan mı falan göz... Şeyde etlerde ışık oynuyor çünkü. Ama öyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum yani, öyle saçma. Yok, o bile bile yağlı eti kakalamış. Öyle şey mi o oldu? O ağzın... Ne diyeyim, kibar bir şey söyleyelim, kötü bir şey söylemedim. Neyse biz veda edelim, boş ver. Aa, çay koymayı unuttum. Ben şimdi yemek yemeyeceğim nasıl olsa hemen. Aynen, karnımız tok. Bulaşık makinesini boşalttık. Ayrıca giderken yedik. Şimdi... Bir çay koyayım, limonlu çayımı içeyim güzel. Bayağı bir yürüyüş yaptım. Bayağı yürüdük ya. Aşağı yukarı aşağı. Merdivenden yukarı. Semih ablanın yanına uğradık. Orada bir çay içtim. Oradan Paşa Bahçe'ye yürüdük. Oradan oraya geçtik. Oradan geçtik. Oradan o mağazaya, derken etüt ettik. Bizim tipin değişiyor işte. Bayağı pahalanmış. Ama bizim bak. Aygazlar. Bizim, bak şimdi. Bizim şurası var ya, şurası. Ne? Bu onda yok. Şurası yok, anladın mı? Anladım. Temizlik için. Mesela bunu temizlemek için bunun çıkması gerekiyor. Hı-hı. Mesela baba altı görüyor musun? Yemek de pişti bizde. Koca tencere. Bu niye yandı? Tencereden dolayı yandı. Yani bir şey daha deyip kuru fasulye buraya haşlamaya getirmiyor. Niye ben? Bir şey olmaz ama. Haşlıyorum annem burada. Ha, o tarafa, bu tarafa. Ama o zaman ne yapıyorduk? İki tane büyük tencere bile yapıyorduk. Tabii canım, dolmaları biri burada, biri orada oluyordu. İlk dükkanı açtığında evde yapıyordum yemeklerini. Eridi. Hepsini. Bak burası bile erimiş. Ha, eridi. Oralara dikkat et. Şey işte, bu yok onda, anladın? Alınmıyor. Yerine koyamıyorsun. Bir, aynen. Bir şey kırılıyor, yerine bir daha koyamıyorsun. O niye böyle birinin tepesine gelebilir kızım? Farkında mısın? Ne, nasıl gelmiş? Kim koydu bunu? Nasıl gelmiş ki öyle? Arkadaydı o. Bu da şey, kapı mı çarptı acaba? Yavrum çok tehlikeli bu. Allah korusun diye hepimizin kafasına gelse tehlike hepimiz için. Bir benim evet. İçin değil. Buraya işte gelecek o şeyde. Yani onu buraya koyacağız. Onu da uyar bence. Lavaboya koyacağım. Bana uyar gibi geldi. Uydu şeyi. Uydu evet, bile gözüme bana da aynı. Geldi. Öyle olmazsa dedim. Hani bunu bir tık lavaboya yaklaştırırız. Gerek de kalmayacak, sana aynen söyleyeyim. Çünkü artık mutfak dolabını zaten kullanamadığımız için biliyorsun. Ya bu dolabı kullansak zaten onlara gerek yoktu. Aynen. Almaya falan masrafa gerek yoktu. Evet. Ama kullanamıyoruz işte. Yapacak bunu bir şey da yok. Ona göre tasarlayacağız işte. Bunu düzgün tasarlayacağız. Yani onu da... Çünkü hepsi buna yüklendi. Aynen. Bu sefer olmuyor. Orada da çirkin şey duruyor. Olacak. Mesela bu yerdekileri mesela içine koyarız. Turşu murşu var ya hani. Bilmiyorum, bir şeyler yaparız. Bir ayarlama yapacağız yine. Allah'ın izniyle. Sizi fazla yormuyor. Kafanızı yorduk. Ben çayı bekliyorum. Biraz çok konuştuk. Çayımı bekliyorum. Şunu da ekmekliğe koyayım. Hmm. Esra uzanamaz oraya. Ben zaten orayı tuzanmıyorum ki. Mümkün değil. Ekmekliğe içine şöyle kullanacağımız herkes kadar. Peçetelerimiz vardı bizim. Vardı da nereye koyduk? Güzel bir tane daha vardı hatta. Hmm. Onu dışarı şeye mi koyduk acaba? Beyaz olunca. Şunu mu diyor acaba? He, ona duyuyorum işte. Ona koyuyordun ya sen. Aa, bak içinde varmış hatta peçete. Var, peçetelik var zaten. Şöyle koyabiliriz bunun içine. Hı, evet. Bunu da koyalım. Hatta bana kızmışlardı cam sildim diye. Ya kızım. Çok abanıyorsun. Tabii yani. Canım sen yapmayacaksın artık. Tamam, bitti senin işin. Beni zaten kabul etmiyorlar. Senin işin bitti. Şey aldığımızda kabul etmediler ya onu diyorum. Niye? E-Devlet'e girerken. Ne? Şifremizi unutmuştuk. Orada da E-Devlet istediler. Esra'nın yakınınızın TC kimlik numarası. Ben de verdim ama uyuşmazlık olduğu için. Çok yakınım olmuyormuş. Bak bilginiz olsun. Akraba da değilmişiz.
Oğlum iki uydu. Aynen. Bana. Kilim mi oluyor oğlum bana? Bu ne? O şey kumbaranın şeyi. Aman ne? Oyuncaklarla birlikte mutfakta haşır neşir hep birlikte işte. Oluyor arada öyle şeyler. Salih'in çünkü oyuncağı olduğu için getiriyor buraya unutuyor. Götürüyor unutuyor. Birazdan. Şu anda şarkı söylüyor içeride. Bu arada Maidem gelmiş İstanbul'a. Şimdi ben onu arayacağım. Sebahat ablacığım da gelmiş. Sebahat'im gelmiş. Onu da aramam lazım. Ben bilmem. Çaylarım demlensin arayacağım konuşayım onlarla. Bebeğimiz doğduğunda hepsini bekliyorum. İyi de Maide şimdi ne kadar kalacak burada? Ben bilmem. Maide abla ararım. Söz verdi. Yok canım söz vermedi. Kadın gelirim dedi ama onun da kendine göre şeyleri of, var. Şaka yapıyorum be. Kadın gerçek zannederiz kendini zorlar. Yok o yazmış iki kere yoruma ya sen de gördün ben de gördüm. Yok. O yüzden diyorum ya. Görüşmek. Yani Maidem arayacağım seni. Dün çok yorgundum bir tane. Aynen. Vakit bulamadım zaten. Ara ara arayacağım o seni. Şey taştı. Suyunu fazla olmuş. Koydun annem. O da niye taşırıyor ki? O artık diyor. Beni gönderin. Ama mi? Yok gönderemem onu. O bayağı bir lazım bana. Sen bak, suyunu az olma. Koyarız. Bir çok şey olmaz. Dolduruyorum ben de hatta. Sen evet sen şey yapıyorsun. Yani suyunu fazla ben çünkü hepsini doldurmuyorum. Yarısını dolduruyorum. Sonra bir daha su ekliyorum. Yarın mutfağa girerim. Salona biraz aslında girelim. Aslında mutfağa dolap gelince girelim. Ama girecek kızım. Dolap 10 gün içinde gelecek dedi. Dedim ama bir hafta içinde getir. Hani onların da araba kalkma kuralları var ya. Hmm. Hani keyfi özel mağaza gibi olmuyor. Evet. Hani tanıdık gibi. Resmi yer gibi görmüyor musun? Neleri araştırıyorlar? E-Devlet için. E-Devlet'e giriyor. 10 saat bekledik yemin ederim. Orada oyalandık bayağı bir. Ben de ilk defa görüyorum öyle. Yok geçen sefer de E-Devlet'i ben dedim oğlum dedim halledemem. Çocuk vardı orada Karadenizli bir çocuk. Onlar çıkmış personel değişmiş. O girdiydi bana. Şu kurusun ya bu. Zaten şey, aktı bol bol peçete aldığımız için o burada kalsın. Evet. Rulo. Bizim şekerliğimiz vardı kızım. Onu kaldırdık herhalde. Şimdi bunu kullanırız o zaman. Evet veda edelim şekerim. Öyle mi yapalım? Edelim mi? Yorgun görünüyorsunuz. Hadi hep birlikte. Allah'a emanet olun. Güzel canlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, ablalarım. Bizimle kalın. Allah razı olsun izlemeleriniz için de teşekkür ediyorum. Dünden beri bayağı bir dönme oldu izlemelerde. Sizin katkılarınız diyorum ya her zaman. Benim duam var. Aynen. Dualarda buluşalım. Birbirimizi hep dualarla analım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.